Merhaba. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul'da bismillah ilk iş Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gitti. Seçim kampanyasını Fatih'in türbesinden başladı. Fatih'in emanetine sahip çıkacağız dedi. <laughs> Fatih'in fedaisi Kara Murat yani. Kara Murat Kurum. <laughs> Seçilirse Ulu lazım da fen işleri müdürü yapacaklar. Yani. <laughs> Şaka bir yana. Murat İstanbul'u fethetmek üzere Fatih'in türbesine gitmesi elbette sembolik olarak çok anlamlı. Hem siyaseten hem de örfümüz adetimiz açısından çok doğru bir davranış. Ancak Fatih'in emanetine sahip çıkacağız lafını doğrusu ben pek anlamadım. Niye anlamadın derseniz size birkaç isim sayayım. Mehmet Akif Ersoy, Hasan Ali Yücel, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Halit Kıvanç, Melahat Pars, Ahmet Rasim, Peyami Safa, Milli Futbolcumuz Garbis, Garbis İstanbulluoğlu, Suat Sayın, Fatih Erkoç. Türkiye'nin bu birbirinden değerli insanların hepsi Fatih'te dünyaya geldi. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin de bulunduğu, Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan Fatih ilçemizde dünyaya geldi. Yahya Kemal Beyatlı, Yusuf Siya Ortaç, Mithat Cemal Kuntay, Ordinarius Profesör Ekrem Akurgal, Profesör Erol Manisalı, Behruz Çinici, Gazanfer Özcan, Kemal Sunal, Şener Şen, Memduh Ün, Tevfik Gelenbe, Metin Ersoy, Erol Büyükburç, kimleri zayıf? Bilim insanları, sanatçılar, şairler, yazarlar, hepsinin çocukluk öğrencilik hayatı Fatih'te geçti. Aksaray, Atik Ali, hırkay Şerif, Karagümrük, Koca Mustafa Paşa, Şehremini, Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan Fatih'e. Ya şimdi Fatih'te her sekiz kişiden biri Suriye, Tarihi Malta çarşısı Suriye çarşısı oldu. Lokantadan kuyumcuya, parfümcüden fırına, kasaptan patlıcıya, komple Suriyeli. Tabelaların hepsi Arapça. Neredeyse Türkçe alışveriş yapamazsın Fatih'te. O hale geldi. Tek tük Türk esnaf kaldı. Onlar da müşterilerle yani Suriyeli müşterilerle konuşabilsinler diye Suriyeli çırak çalıştırıyor Fatih. Fatih bu halde. Fatih'te dükkan kiraları patladı. Niye? Suriyeliler güya mağdur. Kulaklarından para fışkırıyor. Türklerin üç katı kira ödüyorlar. Tiko para. Türk esnaf mecburen bölgeden taşınıp gidiyor. Onların yerine Suriyeliler geliyor. Davullu, surnalı açılışlar yapıyorlar. Fatih'te seyyar satıcılar bile Suriyeli. Hangi emanet? Apartman dairesi kiralayıp 3-4 aile bir arada kalıyorlar. Gürültü, kavga böyle merdivenlere kasten dökülen çöpler filan. Türk komşular mecburen çaresiz kalıyor, başka ilçeye taşınıyor. Boşaltılan daireye Anında 3-4 Suriyeli aile gelip yerleşiyor. Bakın bir apartmana Suriyeli aile girdiyse o apartmanın komple Suriyeli apartmanı olması en fazla 2 yıl sürüyor. Sistematik şekilde apartman apartman, sokak sokak, mahalle mahalle kuşatılıyor, işgal ediliyor. Okulları var Fatih, radyoları var, gazeteleri var, Suriyeli müzisyenlerin canlı müzik yaptığı kültür merkezleri var. Kendi aralarında Fatih futbol turnuvası bile düzenliyorlar. Suriyeli 32 takım katılıyor. 32 takım. Sırf Fatih. Gene de yaranamıyoruz bu Suriyeli. İngiliz medyasına, Alman medyasına röportajlar veriyor. Okuyoruz. Ya Türk halkını ırkçılıkla suçluyor. Üç Ramazan geçti. Bir defa bile iftara çağırmadılar falan diye böyle Türk komşularını şikayet ediyorlar. Türklerle Suriyeliler arasında kavga çıkarsa sanırım böyle cep telefonundan kendi aralarında özel ağ kurmuşlar. Bir anda ellerinde sobalı 50-60 kişi veriyorlar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Fatih'te tabancalar patlıyor. Yalaka medyamız yazmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün burnunun dibinde oluyor bunu. Geçenlerde de mesela ya Suriyelilerle Cezayirliler arasında bıçaklı kavga çıktı. Bir tane Cezayirli öldü. Meğer Fatih'te bilardo salonu işletiyormuş Suriyeliler. Bu bilardo salonu işleten Suriyeliler bu bölgeye giremezsiniz diye Cezayirlilere racon kesiyorlar, tehdit ediyorlar. Suriyelilerin suç işleme özgürlüğü var memleket. Ticaret yapıyorlarsa vergi yok, denetim yok, ceza yok ya. Polis çaresiz herhangi bir asayiş olayında gözaltına alınsalar bile karakolun bir kapısından girip öbür kapısından çıkıyorlar. Fatih'te sadece Suriyeli doktorların çalıştığı, sadece Suriyeli hasta bakan klinikler var. Suriyeli doktor var dediğimizde Fahrettin Koca çıkıyor, yalancılar falan diyor. Ne yalancı? Git Fatih'e bak. Sadece Suriyeli doktorların çalıştığı, sadece Suriyeli hasta bakan klinikler var kardeşim kaçak elbet. Yani göz, diş, doğum, şakır şakır kayıt dışı çalışıyorlar. Ameliyat bile yapılıyor ya. Bu geçen yıl 3 Suriyelinin Fatih'te yaşadığı eve baskın yaptılar. Daha yeni. 6 bin kutu kanser ilacı ele geçirin. 6 bin kutu kanser ilacı Suriyelinin evinden çıktı. Üstelik Türkiye genelinde de 2000 kas kanser hastasının kimlik bilgilerini çalmış herifler, ele geçirmiş. Aile hekimlerine sahte reçeteler yazdırdıkları, bu sahte reçetelerle eczanelerden kanser ilacı topladıkları ortaya çıktı. Fatih de. Türkiye'de 1 milyon civarında Suriyeli bebek doğdu. Bunların kaçı Fatih'te dünyaya geldi? Murat Kurum biliyor mu? Merak ediyorum. Mehmet Akif Ersoyların, Hasan Ali Yücellerin, Yahya Kemal Beyatlıların, ya Türkiye'yi Türkiye'ye yapan insanlarımızın doğduğu canım Fatih. Bu hale geldi. Güya Fatih Sultan Mehmet'e çok saygı duyuyorlar. Ama Fatih'in fethettiği şehirde Fatih'in adını taşıyan semti bu hale getirdiler kendi elleriyle. Peyami Safaların, Ekrem Akurgalların, Behruz Çinicilerin, Erol Manisalıların, Müjdat Gezenlerin, Metin Akpınarların, Kemal Sunalların, Gazanfer Özcanların büyüdüğü, doğup büyüdüğü Fatih'te artık annesi babası Türkçe bilmeyen Suriyeliler dünyaya gitti. Bizim çocuklarımız Suriye'de şehit oluyor. Bunlar Fatih'te yılbaşı kutluyor, bayram kutluyor. Bayramda Suriye'ye tatile gidiyorlar, bayramdan sonra Fatih'e geri geliyorlar. Bizim çocuklar orada. Fatih'in fethettiği şehirde, Fatih'in adını taşıyan semtte gidin dolaşın lütfen. Kimin nereyi fethettiğini görürsünüz. Murat Kurum Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde fotoğraf çektiriyor. Fatih'in emanetine sahip çıkıyor. Ya Fatih'in emanetine böyle mi sahip çıkıyor? Fatih'in emanetini Suriyelilere verdiniz kardeşim. müstelik. Fatih Sultan Mehmet Rönesans Henüz 19 yaşındayken 6 lisan konuşuyordu Fatih. Latince, İtalyanca, Rumca, Sırpça, Arapça, Farsça 6 lisan konuşurdu. Felsefeye meraklıydı. Milattan önceye ait Yunanca el yazmaları okudu. Stoacıların ilkelerini Platon'u Aristoteles'i tartışır. Astronomi ile ilgili. Güneşin, ayın hareketlerini, yörüngeleri, yıldızları, Ekinoksları izah eden, 13 kitaptan oluşan Alma Gesti Latincesinden okudu Fatih. Matematiğe trigonometri seviyesinde hakimdi ki zaten Almagest'i okuyup kavrayabilmen için trigonometri bilmenler. Muhteşem kütüphanesi vardı. İlya da okumuştu. Büyük İskender'in biyografisi var. Anabasis okumuştu. Kütüphanesinde biliyoruz. Mustafa Kemal çıkarttı bunları Topkapı'dan balıkçılık üzerine yazılmış en eski kitap tarihteki Aliotika okumuştu. Ya Ezop'un fabıllarını okudu. Merak yelpazesi çok genişti. Hipokrat'ı, lir sanatını, hayvanların özelliklerini, değerli taşları okudu. Şairdi. Avni mahlasıyla şiirler ezardı Fatih. Bağda gülde bahseden yanağını kasteder. Serviden söz açanlar endamını kasteder. <laughs> Şairdi sofu değildi. Hatta dindar olduğu bile söylenemez Fatih. Galata'daki San Pietro Kilisesi'ne gidip ayin izler. Ressamlık yeteneği vardı. İnsan figürleri, hayvan figürleri, çiçek motifleri çizerdi. Gurmeydi. Doymak için değil, lezzet tatmak için yerdi. Deniz ürünlerini en çok tüketen padişah Fatih. Eğitimine 5 yaşında başlamıştı. Harp tarihiyle, harp sanatı ile yetiştirildi. Kosova Meydan Muharebesi'ne babasının yanına katıldığında henüz 16 yaşındaydı. Ateşli silahları tasarım yapabilecek seviyede tanıdı. Tarihteki ilk havan topunun çizimlerini bizzat o yaptı. Tarihte ilk havan topu İstanbul'a fethinde kullanıldı. Gerçek manada dünya lideriydi Fatih. Eğitimli Rönesans insanı. E şimdi bakıyoruz AKP'nin Milli Eğitim Bakanı bizzat söylüyor ya, çocuklarımızın eğitimi zır cahil tarikatlara teslim edilmiş vaziyet Teşekkür ediyor Milli Eğitim Bakanı tarikatlara. Fatih'in adını taşıyan Fatih semti tarikat yuvalarıyla dolu. Fatih'in adını taşıyan, Rönesans adamı Fatih'in adını taşıyan Fatih semtindeki tarikat yuvaları rahatsız oluyor diye ya Kızıl Goncalar dizisi var televizyon Kızıl Goncalar dizisine bile müdahale ediliyor. Ceza yargılıyor, yasaklanıyor. Sırf tarikatler istiyor diye. Fatih'teki tarikatler istiyor. Bu mudur Fatih'in emanetine sahip çık? Bu mudur Fatih Sultan Mehmet'ten anladığınız? Fatih semtimizi zır cahil tarikatların yuvası neydi belirsiz Suriyelilerin muiti yapmak mıdır? Fatih'in emanetine sahip çıkmak. Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ettiğimizde Süleyman Şah türbesi gibi sanki Suriye'deymiş gibi hissediyoruz, oluyoruz. Bu mudur Fatih'in emanetine sahip çıkmak? Bir de ne diyorlar abire? Belediyecilik bizim işimiz. Bayılıyorum bu lafaya. Belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik bizim işimiz diye papağan gibi tekrarlatmak istiyorlar. Belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik bizim. Işimiz. Bakın ben size anlatayım AKP'nin belediyeciliği. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'daki yaşam kalitesi üzerine bir araştırma yaptı. İstanbul Üniversitesi'ne yaptı. Bu bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek ilçeler nereleri çıktı? Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli çıktı. Peki İstanbul'da yaşam kalitesi en düşük ilçeler hangileri çıktı? Sultanbeyli, Sultan Gazi, Esenler, Sancaktepe, Gazi Osman Paşa. Yani bilimsel kriterlere göre belediyesini CHP'nin yönettiği ilçelerin yaşam kalitesi çok yüksekken belediyesini AKP'nin yönettiği ilçelerin yaşam kalitesi çok düşük. Bilim söylüyor. Yani bilimsel kriterlere göre CHP'nin yönettiği ilçelerdeki belediyecilik hizmetleri çok iyi durumdayken AKP'nin yönettiği ilçelerdeki belediyecilik hizmetleri dökülüyor kardeşim. Üniversite söyledi bu. Belediyecilik bizim işimiz dedikleri işte bu. Bu listesi yapılan yaşam kalitesi yani yaşam kalitesi denilen endekste hangi kriterler dikkate alınıyor? Demografik yapı, eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, çevre ve sosyal yaşam. Bu kriterler dikkate alınıyor. AKP'nin yönettiği ilçe belediyelerinde yaşayan vatandaşlarımız en çok çevre kirliliğinden şikayet ediyor. Yeşil alanlarımız çok az diye şikayet ediyor. Çarpık kentleşmeden şikayet ediyor. Suriyelilerden şikayet. Evet. AKP belediyelerinde yaşayan vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği konulardan biri Suriyeli. Çünkü AKP göz yumuyor. Suriyeliler ne yapıyor? Daha çok AKP belediyelerinin yönettiği ilçelere yerleşiyor. Olan oradaki vatandaşlarımız oluyor. Az önce anlattık. Ya Fatih'te 100 bin Suriyeli yaşarken Kadıköy'de mesela sadece 1300 Suriyeli. Neredeyse 100 katı. Bağcılar'da 90 bin Suriyeli otururken Beşiktaş'ta sadece 700 Suriyeli Başakşehir'de 80 bin Suriyeli yaşarken Bakırköy'de sadece 800 Suriyeli. Kimsenin kalbini kırmak istemem. Ama İstanbul ilçelerindeki bu yaşam kalitesini Türkiye genelinde kıyaslarsak, Mesela AKP'li Erzurum Belediyesi, Erzincan Belediyesi veya Denizli Belediyesi İzmir'den, Mersin'den, Adana'dan daha iyi yaşam kalitesi sağladığını iddia edebilir mi? AKP'li Kayseri Belediyesi, Malatya Belediyesi veya Şanlıurfa Belediyesi Muğla'dan, Aydın'dan, Eskişehir'den, Antalya'dan daha iyi yaşam kalitesine sahip olduğunu savunabilir mi? AKP'nin adeta papağan gibi hepimize tekrarlatmaya çalıştığı belediyeci bizim işimiz sloganı hikayeden ibaret. Bilimsel olarak hikayedir. CHP'li belediyeler daha iyi yönetiyor. Bilimsel istatistikler bunu söylüyor. Bakın İstanbul'da, İstanbul'da yaşayan herkes bunu biliyor. Yaşayarak görüyor. İstanbul'da AKP belediyelerinde oturan özellikle gençlerimiz şöyle bir rahat nefes alabilmek için kendi yaşıtlarıyla birlikte şöyle özgürce bir kafede oturabilmek için mahalle baskısı hissetmeden erkekse kız arkadaşıyla, kızsa erkek arkadaşıyla şöyle sahilde el ele yürüyebilmek için ya biraz müzik dinleyebilmek için, tiyatro seyredebilmek için hani belki canı istemişti şöyle alt tarafı bir bira içebilmek için ne yapıyorlar? AKP belediyesinin sınırı dışına çıkıyorlar. Bu bir realite. CHP belediyelerinin sınırlarına gidiyorlar çocuk. Çünkü gençlerimizin alt tarafı gençliklerini yaşamak istemeleri AKP belediyelerinde sınırı aşmak olarak kabul ediyor. Denizi bilin falan. Ya çocukların yaşamlarına müdahale ediliyor, edilmiyor diyen yalan söylüyor, ediliyor. Maalesef gerçek bu. İstisnalar elbette var. Ama gençlerimiz biraz nefes alabilmek için AKP belediyelerinin dışına kaçıyor. Bakın bizzat AKP'li bakanlık araştırma yaptı. Bizim dediğimize inanmayın. İstanbul Ticaret Odası'nı İstanbul Üniversitesi'nde boş verin. Bizzat AKP'li bakanlık araştırma yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye genelinde sosyoekonomik gelişmişlik araştırması yaptı. 56 kriteri incelediler. Yaşam kalitesi listesi çıkardı. Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek ilçeleri hangileri çıktı biliyor musun? Şişli, Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Yeni Mahalle çıktı. İlk beş böyle. Hepsi CHP belediye. Yaşam kalitesi en yüksek 20 ilçenin Türkiye'de yaşam kalitesi en yüksek 20 ilçenin 16'sı CHP'li belediye tarafından yönetildi. AKP'nin kendi bakanlığı söylüyor bunu. Belediyecilik bizim işimiz dedikleri işte bu. Bu arada Murat Kurum, Fatih, Fatih'in fedaisi Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ederken aynı saatlerde üzerinde çok çok önemli durulması gereken bir başka hadise yaşandı. Anıtkabir. Ana Vatan Partisi'nin yönetim kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesini çelen koydu, çok güzel. Ama aynı heyette yer alan ANAP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Güzel diye bir arkadaş aynı ziyaret sırasında gitti. Anıtkabir avlusunda İsmet'in önünün mozolesinin önünde poz vererek İsmet'in İnönü'ye hakaret videosu çekti. Ömrümün bu adamın yaptıklarını yeryüzünden silmeye adadım dedi. Adamın adağına bak. İsmet'in önünün kabrini gösterdi. Ekmek kavnesi dağıttı. İnsanlar bunun yüzünden açlıktan öldü dedi. Sırıtarak bunları söyledi videoya çek. Son günlerde böyle anıt bunun gibi şovlar yapmak moda oldu. Yani. Cahil gidiyor aklınca siyasi mesajlar veriyor anıt Bu arkadaş da öyle yaptı. İsmet İnönü'nün kabri başında İsmet İnönü'ye hakaret etti. Ekmek kavnesi dağıttı. insanlar bunun yüzünden açlıktan öldü dedi. Bir de bunun videosunu çekti gururda. Biliyorsunuz asrın liderimiz de sık sık bu ekmek kavnesi meselesini kullanıyor. Her seçim öncesinde miting kürsülerine çıkar böyle ekmek karnesini böyle havaya kaldırarak gösterir. Millete ekmekle karneyle ekmek, karneyle ekmek dağıttılar. Millete karneyle ekmek dağıttılar. Hep bu. Eminim bu yerel seçimde de aynısını yapacak. Miting kürsülerine çıkacak, işte CHP zihniyet edecek. Ekmek karnesi gösterecek. Şimdi bakın. Lütfen. Özellikle bu ekmek karnesi meselesinin Gençlerimiz ne olduğunu çok merak ediyor. Bana bunun neyliği çok mesajı. Özellikle bu ekmek karnesi meselesinin ne olduğunu merak eden gençlerimiz başta olmak üzere. O Anıtkabir avlusunda video çeken arkadaş herkes altını çizerek dinlesin. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'de yiyecek karneliyle dağıt Karne hepimiz için adil paylaşım demektir sloganı kullanılıyor. Bakın dikkat edin slogan. Karne hepimiz için adil paylaşım demektir sloganını kullanıyor. Gerçekten adalettir karne. Karne sistemi sayesinde kimsenin kimseye hakkı yedirilmiyor. Zengin de yoksul da aynı miktarda yiyecek diyordu karne sayesinde savaşı gıda kazanacak afişleri kullanıyorlar. Gıda cephanedir afişleri kullanıyorlar. Gıda silahtır afişleri kullanıyorlar. Toplum bu afişlerle bilinçlendiriliyordu, teşvik ediliyordu. Yemeğimiz savaşıyor afişleri kullanıyorlar. ABD'de et karın ile dağıtılır. Sıvı yağ karın ile dağıtılır. Şeker kahveneyle dağıtılır, süt kahvenle dağıtılır, peynir kahvenle dağıtılır, çay kahve ile dağıtılır. Amerikan hükümeti her Amerikan vatandaşına aylık kuponlar dağıtıyordu. Amerikalılar bakkala gidip kuponunu verip yiyeceğini alıyordu. Farz edelim fazla yedi. O ayın diyelim ki daha 20. günü kuponlar bitti. Geçmiş olsun. O ay bir daha kupon verilmiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyoruz. CHP zihniyeti karın ile dağıtıyordu diyenler. Bak iyi dinleyin ha. ABD'de ülkenin et stoğunu koruyabilmek için 2. Dünya Savaşı'nda restoranlar bile etsiz menüler icat etti. Ulusal somun geliştirilmişti. Sadece kepekli ekmek üretiliyor. Beyaz ekmek satışı yasaklanmıştı. İstediğin kadar paran olsun. Ulusal somun dışında ekmek alamıyordun kardeşim. Yasak. İsmet İnönü değil mi? Niçin daha az ekmek yememiz gerekiyor başlıklı bilgilendirici, halkı bilinçlendirici yayınlar yapıyorlar. Az ekmek ye, savaşın kazanılmasına yardımcı ol başlıklı yayınlar yapılıyor. Özellikle çocukların ekmek yerine sebze yemelerini teşvik etmek için. Patates şeklinde, havuç şeklinde, çizgi karakterler üretiyorlar. Buğdaysız Çarşamba diye bir kampanya başlatmışlar. Buğdaysız Çarşamba. Savaş şartlarını yaşayan Amerikan halkı, savaş şartlarını yaşayan devletine destek oluyordu. Amerikalılar haftada bir gün, Çarşamba günleri, buğday tüketmiyordu. Tıpkı Buğdaysız Çarşamba gibi, etsiz Salı kampanyası var. Salı günleri et yemiyorlar. Amerikan savaş ekonomisi bu karne sistemi sayesinde ayakta kaldı. Amerikan halkı bu karne sistemi sayesinde hayata tutundu. Sadece ABD mi? Hayır. Bakın İsmet İnönü'ye küfür edenler iyi dinleyin. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de de yiyecek karneyle dağıtılıyor. Sebze dışında tüm gıda maddeleri karneye bağlanmış. Meyve sadece çocuklara ve hamilelere veriliyor. Gençlerimiz lütfen iyi dinleyin. Size yalan söylenmesine izin vermeyin. Ekmek İngiltere'de tıpkı ABD'de olduğu gibi tek tip ulusal somun haline getirilmişti. Sadece kepekli. Bakın israfı önlemek için, kırıntısını bile çöpe atmamak için, bakkallarda falan böyle dilimleyerek vermek bile yasaktı. Dilimlemek bile yasaktı. Kraliçe ulusal somun yiyordu, kraliçe. Benim param var, restorana giderim, istediğimi yerim falan öyle yok diyemiyordun. Otel ve restoranlara İngiltere'de 3 çeşit 5 pound şartı getirilmiş. 3 çeşitten fazla yemek servis edilmesi yasaktı, isterse kraliçenin oğlu gelsin, Yasak. Yemeklerin toplam 5 pound'u geçmesi yasaktı. Savaş şartları bu, zurna değil. İşi başına değil, aile başına kavine dağıtılıyordu İngiltere'de. Dört kişilik aile haftada sadece 200 gram şeker alabiliyordu. İyi dinleyin. Dört kişilik aile haftada sadece 50 gram çay alabiliyor. Haftada sadece 50 gram peynir alabiliyor. Haftada sadece bir yumurta alabiliyor. Karne değil mi? Bakın İngiltere'de dört kişilik aile haftada sadece bir yumurta alabiliyor. İngiltere savaş ekonomisi bu karne sistemi sayesinde ayakta kaldı. İngiliz halkı bu karne sistemi sayesinde bu dirayetli duruşları, bu milli şuurları sayesinde hayatta kaldı. İsmetini küfredenler? küfür edenler. İdini. Fransa'da ekmek dahil tüm gıda maddeleri karneye bağlanmış. Fransızlar kişi başına günde sadece bir ekmek alabiliyordu. Bir ekmek sadece 100 gram. Anıtkabir'de İsmet İnönü'yü küfür edenler bak iyi dinleyin. Almanya'da karne var. Rusya'da karne var. İtalya'da karne var. Avusturya'da karne var. Bakın tek tek sayıyorum. CHP zihniyeti diyenler ezberleyin. Sınav yapacağım hepinizi. <laughs> Macaristan'da karne vardı, Hollanda'da karne vardı, Polonya'da karne vardı, Norveç'te karne vardı, Yunanistan'da karne vardı, Hindistan'da karne vardı, Harada'da karne vardı, Avustralya'da karne vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda tıpkı Türkiye gibi gıdayı ekmeği karneye bağlamayan ülke yoktu. Hal böyleyken ne diyorlar hala? İsmet İnönü ekmek kavmesidir. CHP zihniyeti insanlara ekmeği kavmeyle dağıtır. 50 milyon insan öldü 2. Dünya Savaşı'nda. 50 milyon. İnsan iki satır tarih okusa, insanda bir milim vicdan olsa, Türkiye'yi bu küresel yangından kurtaran İsmet İnönü'ye yatar kalkar fatiha olur. İnsanlar açlıktan öldü diyor bu anıt kabire giden anaplı. Yalan. Asıl İsmet İnönü sayesinde insanlar açlıktan ölmekten kurtuldu. Karne sistemi sayesinde kimsenin kimseye hakkı yedirilmedi. Zengin de yoksul da aynı miktarda yiyecek. İnsanda biraz vicdan olur. Türkiye ve Türk milleti İsmet İnönü sayesinde Hitler işgalinden kurtuldu. İsmet'in İnönü olmasaydı, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda tıpkı Doğu Avrupa ülkeleri gibi Sovyetler Birliği'nin egemenliği altına girecek. Bugün utanmadan İsmet İnönü'ye edenler 1990 yılına kadar demir perde ülkesinde yaşıyor olacaktı. Siz asıl o zaman görürdünüz, açtığın demir perdenin ne olduğunu. Tarih zaten bilmiyorsunuz ama insanda biraz vicdan olur kardeşim. <laughs> bu arada hem dünya futbolunun hem de popüler kültürün ikonu Beckenbauer vefat etti. Dünya futbolunun Kaiser'i İmparator Beckenbauer. Dünya kupasını hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazandı. Akıl almaz bir şey. Dünyada bu özelliğe sahip iki insandan biri. Hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak dünya kupasını kazandı. Futbolcu olarak Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonu oldu. 3 defa Şampiyon Kulüpler Kupası kazandı. Bir defa Kupa Galipleri Kupası kazandı. Bir defa kıtalar arası kupa kazandı. Almanya liginde 5 defa, ABD liginde 3 defa şampiyon oldu. Teknik direktör olarak söyledim dünya kupası kazandı. UEFA kupası kazandı. Almanya şampiyon oldu, Fransa şampiyon oldu. Böyle imparatoru Peki ya bizim imparator? Bir kupayla imparator oldu. <laughs> Almanya bizi kıskanıyor hakikaten. <laughs> Adam ne Dünya Kupası bıraktı kardeşim, ne Avrupa bıraktı, ne ABD bıraktı. Alınabilecek bütün kupaları tekrar tekrar kazandı. İmparator olabilmek için ağzıyla koştu. Bizimki tık diye imparator. Koskoca Alex Ferguson mesela. 9 defa İngiltere şampiyonu oldu. İskoçya şampiyonu oldu. 2 defa Kupa Galipleri Kupası'nı aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 2 defa Süper Kupa aldı. Kıtalar Arası Kupayı aldı. Anca Sör olabildi. <laughs> Bizim bir Adam dünyaları aldı. Anca Sör oldu. Bizim bir oldu. <laughs> Allah'tan Türkiye'de aristokrasi yok ha. Asalet paylarını böyle bol keseden dağıtırdık. <laughs> Bekenbahar'a Allah rahmet eylesin. Şanslı iski seyredebildik. Bu arada Süreya Berfe'yi kaybetti. Varlığıyla onur duyduğumuz bir şairdi. Aslında soyadı başkaydı. Çok yakın arkadaşı olan Cemal Süreya'nın önerisiyle yani kar gibi bembeyaz, tertemiz manasında Berfe soyadını aldı. Kaderin cilvesine bakın ki Cemal Süreya 9 Ocak'ta vefat etmişti. Süreya Berfe de 9 Ocak'ta son nefesini verdi. Müthiş adam. Ne zaman başım sıkışsa, ne zaman linç edilsem telefonum çalardı, arardı mutlaka. Moral verir. Güç bulmam için yaşanmış hatıralarından örnekler anlatırdı. Çok güzel adamdı, çok güzel abiydi. çok güzel yazardı. Gidilir gelinir, belki sağ salim dönülür, hepsi o kadar. Günler geceler çabuk geçer, Çabuk geçmez şaşkın bir çocuğun üzünü. Vapurlar, arabalar, karlar çabuk geçer. Ayrılık da, özlem de her şey. Her şey çabuk geçer. Ve birden gün ağrır. Hepsi o kadar. Hepsi o kadardır aktive. Hayat denilen bu kadardır. Süreyya Berfe'nin anlattığı gibidir. Çok güzel abiydi Süreyya. Cenazesi bugün 10 Ocak Çarşamba günü Uğurla Zeytin Alan Camisinde kılınacak. İkindi namazından sonra Zeytin Alanı mezarlığına defnedilecek. Seni asla unutmayacağım. Elbet bir gün yeniden görüşmek üzere Süreyya. Yani. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. İhmal etmeyin. Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. İsmet'in önü tarafından aç bırakıldığını düşünen dört talilli zırh cahil izleyicime İsmet'in önü imzalı askıda ekmek karnesi hediye edeceğim. İsmet'in önü imzalı askıda ekmek karnesi hediye edeceğim. Askıda ekmek dağıtılan herhangi bir fırına gidip bu karneyi verin. İsmet'in önü selam var deyin, bedava ekmeğinizi alın. Yarın sabah görüşmek güzel. Eyvallah.